Merhaba sevgili seyirciler. Tele 1'de saat 21'de perşembe akşamları Ayrıntılar programını e, yapıyoruz. E, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Ankara'dayım. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşacağız. Sorularım var. Gün boyunca sizden gelen sorular var, duyurular yaptık. Sen Genel Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. <laughs> Sağ olun. Burada Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde olmak bir taraftan da insanı mutlu ediyor. Çünkü Cumhuriyet Bayramı'nın 30 Ağustos'un bütün duygusu hala salonda var. Öyle, <laughs> öyle. öyle. İşte, seyircilerimize küçük bir satma yapıp hemen ilk soruya geçeceğim. Tabii. Sevgili seyirciler, Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben 2007-2008 yılından itibaren e, bir gazeteci ve siyasetçi ilişkisinde tanıdım. Kendisine saygım büyüktür. Dolayısıyla kendisini hiç tanımamış ilk defa görmüş gibi rol e, yapmayacağım ama bütün soruları soracağım. Bunun söylememenin nedeni o samimiyeti ve o dili e, kendisine duyduğum saygıyla birlikte Hani bir sınır aşımı olarak düşünmeyin. Çünkü bütün bu notları Sayın Kılıçdaroğlu'yla her zaman açık açık konuştuk. Son bir e, anımsatma da o. E, Sayın Kılıçdaroğlu e, sanıyorum başka hiçbir e, basın mensubuna da yapmıyorsunuz hiç kimseye. Önceden ne soru ne ne e, yapacağız Yok tabii. tabii. Bunu, bunu her zaman hakkını teslim etmek Öyle. gerektiğini düşünüyorum. Sen gel başkan, ben sizi tanıyan yakın çevrenizde olan insanlar da biliyor. Ben de tanık oldum. Siz e, heyecanınızı, üzüntünüzü, sevincinizi de e, çok yüksek derecede göstermeyen, olumlu bir tebessümle hayata bakarak, evet. olumlu giden birisiniz. Dolayısıyla e, sizin e, yüzünüzdeki ifade. Her zaman bir irade, bir e, süreç gösterir. Buna dayanarak bir, bir şey sormak istiyorum evet. sizi bilen birisi olarak. Bu sorudan sonra o konu tamamen ortadan kalkmış olacak. Hı. O da şu, siz... Kolay kolay istenme, sizin istemediğiniz bir şeye partilerde izin vermezsiniz. E, Recep Gürkan çok değerli bir e, siyasetçi, Edirne e, Belediye Başkanı. Evet. Kürsü'den sizi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, genel başkanı olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı olarak evet. da davet etti. Arkasından Sayın Vefa Salman da yaptı. E, siz orada bir düzeltme yapmadınız e, ve nihayetinde geldiniz ve konuştunuz. Öte taraftan Sayın Akşener de dedi ki, e, Kemal Bey masaya, bir isim getirecek. Onun yüzünden konuşmaya başlayacağız dedi. Bu alamda benim kanaatim ve doğal olanında da bu evet. olduğunu düşünüyorum. Sizin itiraz etmediğinize göre en azından adaylığa hayır demeyeceğiniz gibi bir kanaat oldu. Bu durum doğru mudur? Yoksa sadece onların gönlünden geçen midir? Onların gönlünden geçen diye kabul etmek gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı adayımızı altı lider bir araya gelerek belirleyeceğiz. Bu konuda söz verdik. Anladım. Ama siz de itiraz etmediğiniz için bekliyoruz şimdi o durumu. Bekliyoruz tabii. Doğal e... olarak. Şimdi bakın Enver Bey, e, bazen şu eleştiri de geliyor. Neden şimdiden adayınızı açıklamıyorsunuz diye. Biz önce altı lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz konusunda, temel konularda görüş birliği sağlamak durumundayız. Gelince ne yapacağız? Hangi kararları alacağız? Kararların zamanlaması ne olacak? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçeceğiz? Hasar tespiti komisyonu hangi süre içinde kurulacak, ne kadar süre içinde Türkiye'nin ekonomisinde, sosyal yapısında hasar ne kadar oldu, hasarın derinliği nedir, bütün bunları bileceğiz. Buna benzer pek çok konu var. Devlette liyakat nasıl olacak? Bütün bunların hepsi üzerinde anlaşacağız. Anlaştıktan sonra da doğal olarak Cumhurbaşkanı adayımızı e, Kamuyla paylaşacağız. Demokrat Parti Genel Başkanı da sizin bu söylediklerinizi <laughs> söyledikten sonra sanıyorum masadaki en genç e, ve e, parti olarak evet. da belki size çok saygısı olduğunu ve masada olmaktan memnuniyet duyduğunu da söyleyerek şunu söylemişti ve ben de açıkçası evet. e, bunu doğru olduğunu düşünüyorum. Ben dedi 6 isimden birisinin Cumhurbaşkanlığına aday olması gerektiğini çünkü siyasi sorumluluk taşımanın bunu icap ettiğini evet. düşünüyorum dedi. Doğrusu ben de bu kadar süreci sırtında taşımış olduktan sonra birisi oradan birisi olması gerekir diye düşünüyorum. Sizce bu da ilkesel olarak masanın ilkelerinden biri olabilir mi? Henüz konuşmadık ama ilkelerinden biri olabilir tabii. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı adayı 6 liderin bir araya gelip ortaklaştıkları konuları güvence vererek hayata geçiren birisi olması lazım. Aynı zamanda hesap sorma şansı da olur. <laughs> Aylarca beraber oturan insanlar. Sözünü tutuyor musun? Tutmuyor musun diye. E, hesap sorma sözcüğünü pek kullanmıyorum ben. E, çünkü o başka şeyleri çağrıştırıyor. Hı hı. E, Seçildikten sonra hani hesap verebilecek dediniz ya o ya anlamda. Biz zaten. hesap vereceğiz. Ha, yani biz Halka, halkımıza Topladığımız her kuruşun hesabını mutlaka vereceğiz çünkü halktan toplanan vergilerin hesabını vermek bir politikacı için onursal bir görevdir. O onuru hepimizin taşıması gerekiyor. Evet, sayın Genel Başkan. Benim ilgimi çeken birkaç önemli mesele var. Hızla hatırlatmak istiyorum çünkü bu size Türkiye'de çok güçlü bir siyasi figür yaptı. Evet. Bedel ödemekse adalet yürüyüşünden başlayarak evet. çubukta sizin canınıza kast edilmesine kadar bunları yaptınız. Evet. Ama siyaseten Cumhuriyet tarihinde pek kolay olmayacak bir manevra yaptınız. İyi Parti'nin parlamento içerisinde olması için vekilleri gönderdiniz. Arkasından yani bir partiye demokratik bir değerlendirme yaptınız. İkinci bir hususta bütün bu sürecin sonucunda siz öyle bir tavra geldiniz ki Türkiye'de güçlü bir siyasi figürsünüz artık ve öyle görünüyor ki halk sizin peşinizden gidiyor. Örneğin bu en son Sadat'ın karşısına giderek toplum uyarmanız. Seçime giderken gerçekten Sayın Karamoğluoğlu'nun da dediği gibi sokak çatışmalarına, cami cemaatine müdahaleye böyle bir olasılık var mı? bunu yaratmak isteyenler çıkabilir. Hı hı. Ama bu toplumun sağ bu toplumun ferasetine güveniyorum. Çünkü kimin neyi hangi amaçla yaptığını üç aşağı beş yukarı hepimiz sokaktaki vatandaşlar bunun farkında. Dolayısıyla bize vatandaşlara sükunet tavsiye etmek düşüyor. Ee, kimse sokağa çıkmasın, bağırıp çağırmasın. Çünkü araya e, tahrik edenler çıkacaklardır, e, çıkacaktır cam çerçeve indirecektir, şunu veya bunu yapacaktır. Yani toplum beğenmediği bazı olaylar gerçekleşebilir. Bundan özenle kaçınmamız gerekiyor. Çünkü var olan siyasal iktidar, yani şu anda Erdoğan'ın başkanlığındaki iktidar, Türkiye'de demokrasi askıya almış vaziyette. Biz demokratik yollarla askıya alınan demokrasiyi güçlendirerek hayata geçirmek zorundayız. O çerçevede hareket ediyoruz. Ben de e, Sayın Akşener'de, Sayın Davutoğlu'da, Sayın Babacan'da, Gültekin Bey'de, Temel Bey'de hep beraber demokrasi konusunda uzlaştık. Çünkü Sorun bir parti sorunu olmaktan çoktan çıkmış. Sorun bir Türkiye sorunu ve Türkiye demokrasiyi mutlaka getirmek zorundayız. Demokrasiyi getirelim, insanların düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir Türkiye, insanların özgürce yazabildikleri, sanatlarını icra edebildikleri bir Türkiye, artı hızla kalkınan, büyüyen bir Türkiye, kaynakların nerelere harcandığını planlayan ve ona göre davranan bir Türkiye, e, dünyayla ilişkilerini... E, Barış eksenli büyüten, geliştiren bir Türkiye, kendi çıkarlarını savunan, çıkarlarını koruyan, e, uluslararası egemen güçlerin tahakkümüne girmeyen bir Türkiye. En büyük arzumuz bu zaten. Altı liderin ortak hedefi de bu. Dolayısıyla ben o masaya e, milletin masası diyorum. Yani herhangi bir vatandaş kendi siyasal düşüncesini temsil edecek bir lideri o masada görüyor zaten. Dolayısıyla biz millet masası dediğimiz, milletin masası dediğimiz o masa bu ülkeye demokrasiyi mutlaka getirecektir. Bu bizim vazgeçilmez hedeflerimizden birisidir. Demokrasi gelir, demokrasi rayına oturur. Zaten her birimiz ayrı partiyiz. Siz de gayet iyi biliyorsunuz. Yaptığınız pek çok analizler var. Evet farklı partileriz ama ortaklaştığımız konular var. Türkiye üzerine, demokrasi üzerine ortaklaştığımız konular var. Türkiye'ye huzur gelmesi lazım. Yani Türkiye'nin o kadar çok sorunları var ki sorunlar o kadar çok birik, birikti ki bu sorunları sorunları 6 lider bir araya gelerek ve birbirimizden de güç alarak ve toplumsal desteği de sağlayarak e, bu sorunları aşacağız. Yani özetle Enver Bey Türkiye'yi demokratik anlamda yeniden inşa edeceğiz. Sayın Genel Başkan tam da yerine geldiniz. Bugün size sistem eden bir eski milletvekili vardı. Sırrı sıra önder. Evet. Herhalde dost sistemi gibiydi okudum evet. ben. Milletin masasında herkesi bulabileceğimiz bir kimse var deniyor. HDP'ye Türkiye'de bir şeytan muamelesi yapılıyor. Bir takım çevreler tarafından z yapmadığınızı biliyorum. Sonuçta arkasında çok ciddi bir oy oranı var. Evet. İstanbul seçimlerinde büyük katkı yaptılar. Evet. Başka şehirlerde de yaptılar ve diyorlar ki biz arka kapı diplomasisi değil. Kötü insanlar da değiliz. Demokrasi değil. çünkü sonuçta bir akademisyen, genel başkanlardan evet. birisi. Saygın bir akademisyen. Ben de sosyolog ok olduğum için evet. kitaplarından da faydalandım. Şunu sormak isterim. Helalleşme sürecinde mesela şöyle bir şey olsa Türkiye'de hep bir, bir durum olmaz mı? Siz Meral Hanım'a deseniz Meral Hanım işte HDP burada siz de buradasınız en çok katı olanlar. Evet helalleşmeye buradan başlayalım. Bu masayı da böyle geliştiririz, genişletiriz. Hadi Türkiye için bir adım daha atalım deseniz Abdullah Öcalan'la bile görüşen bir AKP siz adamlara merhaba derseniz kızan bir şey. Halbuki siz güler yüzlü, helalleşmiş bir Türk. Meral Hanım da buna hayır diyeceğini zannetmiyorum. Kucaklaşan bir Türkiye için radikal bir tavır olmaz mı? Ee, şimdi şöyle ifade edeyim. Altı liderin oluşturduğu bir masa var ve biz Millet ittifakı olarak tanımlıyoruz biz bunu. Dolayısıyla altı lider bir arada ortak hareket ediyoruz ve bu konuda da kararlılığımız var. Elbette ki biz HDP'yi şeytanlaştırmak ya da başka bir pozisyondaymış gibi adlandırmak istemiyoruz. Bütün partilerle görüşen parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bilmiyorum. Biz görüşüyoruz yani. HDP ile de görüşüyoruz. AK Parti ile de, Milliyetçi Hareket Partisi ile de görüşüyoruz. Büyük Birlik Partisi ile de görüşüyoruz. Biz demokrasiyi savunuyoruz. Demokrasiden yanayız. Her türlü düşüncenin özgürce ifade edildiği bir Türkiye'den yanayız. Çünkü düşünceden insana zarar gelmez. Zarar kaba güç kullanmaktan gelir. İnsanların düşüncesini beğenirsiniz veya beğenmezsiniz ama saygı duyarsınız. Sonuçta düşüncesini söylemiştir. Katılmazsınız. Zaten demokrasilerin temel özelliği de bu aykırı düşünceye bile tahammül etmek sonuçta vatandaşa gidiyorsunuz onun vereceği oylara göre de eksiler veriliyorsunuz. E, HDP e, bizim masada yok doğru bizim masada yok. Ha, konuşulabilir mi ben gider konu ben e, yani bir şey olursa zaten konuşuyoruz. Mithat Sancar Bey'le konuşur musunuz? E, e, yeri zamanı gelince konuşuruz Niye konuşmayalım. Yani Mithat Bey e, saygın bir e, bilim insanı. İstanbul Hukuk Fakültesini affedersiniz Ankara Hukuku dereceyle birincilikle bitiren kendi alanında sadece Türkiye'de değil dünyada saygınlığı olan bir hukukçu e görüşürüz, niye görüşmeyelim? Yani? Çünkü bugün bir açıklaması var e, Sayın Sancar'ın. Pervin Hanım da benzer e, tanışmış. Şöyle diyor, size yapıyor çağrıyı masaya. Evet. Diyor ki hadi gelin öyle bir aday çıkaralım ki birinci turda bu işi bitirelim. Ben de şöyle düşünüyorum kendi kanaatim. Sabah programda da söylüyorum. Hmm. Bence burada tabir caizse anahtar, hani maymuncuk gibi bu işi çözebilecek isim sizin varlığınız. Çünkü siz Sivas'tan öteye geçilemeyecek denilen bir ülkede şunu dediniz ilk defa oldu. Evet. Hadi buyurun siz geçebiliyor musunuz dediniz. Öyle. E şimdi... O zaman o e, Türkiye'nin halklarının e, e, doğuda batıda kucaklaşma için anahtar sizde. Sanki bana yapılabilir gibi geliyor. Gene Türkiye kucaklaşır. Yani ayrı ayrı partiler de olsak e, yine kucaklaşıyoruz. Yani halk, halkıyla kucaklaşmayan kişinin siyaset yapma şansı var mı? Ya da halkın bir grubunu ötekileştiren veya düşmanlaştıran bir anlayışla siyaset yapılır mı? Siyaset dediğiniz 85 milyonu kucaklayacaksınız. Siz ekonomik bir karar yani ekonomi büyüm, e, ekonominin büyümesiyle ilgili veya kaynakların kullanımı ile ilgili bir karar aldığınızda bir bölgeyi dışlayabilir misiniz? Hayır dışlayamazsınız. Yani zaten e, bakıldığında e, e, temel ekonomik yanlışlık Sadece Doğu ve Güneydoğu'nun değil, Anadolu'nun içinin boşaltılmasıdır. Yani bakıldığında bütün kaynaklar belli bölgelere akmış vaziyette ve çok ciddi sorunlarımız var. Bugün gidin Kayseri'ye gidin, Sivas'a gidin, Efem Şanlıurfa'ya gidin, Gaziantep'e gidin. Pek çok şikayet duyacaksınız. İş dünyasından da şikayetler duyacaksınız. Yatırımların özellikle katma değeri yüksek yatırımların yapılmadığı ve böyle bir ortamın olmadığı, üniversitelerin cezalandırıldığını, bilim insanlarının yurt dışına gittiğini, üniversitelerin bilim üretmekten büyük ölçüde çıktığını, Boğaziçi Üniversitesi gibi bir üniversitenin neredeyse sıradan bir üniversiteye dönüştürüldüğünü hep beraber görüyoruz ve tanık oluyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede karar alırken bir siyasal parti veya millet masası olarak biz eğer karar alıyorsak, Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek karar alıyoruz. Bir grubu veya belli bir siyasal görüşü dışlayarak değil, herkesi kucaklayarak yapıyoruz. İnsanlar seçim sırasında giderler, arzu ettikleri partiye oylarını verirler zaten. Bu çerçevede bakıyoruz. E, altı lider bir aradayız. E, zaten e, gazetelerden okuduğum kadarıyla da EDP de ayrı bir e, ittifak oluşturuyor. Onlar da galiba ikinci kez bir araya geldiler. Onlar da kendi aralarında bir e, ittifak oluşturup e, seçime gitmek istiyorlar. Tabi süreç daha uzun bir süreç. Tek yani, aday ve birinci tur fikri sizin de aklınıza yatıyor mu? Yani Ben daha önce seslendirmiştim. Yani Eğer gerçekten e, sağlıklı bir e, politika izlenirse ki izleyeceğiz e, umarım e, birinci turda e, Cumhurbaşkanı adayımız e, kazanır. Şimdi, Zaten biz e, e, Millet İttifakı'nın belirleyeceği e, Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır diyoruz ve buna inanıyoruz. Benim de bu bu altılı ile ilgili son bir, bir soru daha yönelteceğim ve sonra güncel sorulara geçeceğim. E, kritik olan meselenin şöyle olduğu ortaya çıkıyor. Sizin doğrudan sizin inşa ettiğiniz, hatta bir özel, özel sohbette de bunun formülünü söylediğiniz ve başarılı olmuş olan artık herkesin bildiği bir durum var. Siz ilçe belediyelerinde baş başarılı olmuş arkadaşlarınızı evet. büyükşehir adayı olarak gösterdiniz. Evet. Ve buralarda bence başarılı bir ile e, Kürt seçmeninin oylarını da aday çıkartmayarak aldınız. Ve Türkiye'de çok büyük bir başarı kazandınız. E, bu bağlamda Kürt meselesinde ve e, sayın... Ee, HDP Genel Başkanları ile ilgili sordum. Altılı Masa'da bir tane Merkez Sağ Demokrat Parti var. Milliyetçi tonu yüksek e, Sayın Akşener var. Muhafazakar Çevre'nin geleneksel partisi e, Temel Karamollaoğlu evet. var. İki tane de e, Adalet ve Kalkınma Partisi içinden çıkmış önemli ismin olduğu evet. bir yer var. Bir de siz varsınız. Mesela 6. Masada, Malem Millet'in masası Türkiye'nin soluyla ile ilgili mesela Türkiye İşçi Partisi e, başarılı bir performans gösteriyor. Evet. Daha önce Alper Taş'ı aday gösterdi. E, onlar da bir e, Masaya çağırmayı düşünüyoruz mu? E, efendim onlar da zaten Hı -hı. kendi aralarında bir araya geliyorlar. Ama tek aday için diyorum. Efendim tek aday. o daha, daha erken çok erken diyorsunuz. onu düşünmek. Çünkü o e, ancak biz temel konuları masaya yatırıp üzerinde uzlaştıktan sonra Cumhurbaşkanı adaylığının adaylığını belirleyelim diye bir düşünce oluştuktan sonra oturulur, görüşülür gene. Gene liderler bir araya gelir oturup konuşuruz yani. Peki o zaman hemen şuraya geçeyim. Sizin en etkileyici çıkışınız son dönemde evet. Sadat oradaki uyarı. Evet. Çünkü hemen aklımıza 90'lar geldi, karanlık ilişkiler kontrgerili falan. Ama bence daha ilginç ve benim açıkçası size eleştirirken en çok söylediğim şeyin cevabı gibi oldu ve herkese heyecanlandırdı. Evet. O da neoliberalizm dünyada bitmiştir dediniz. Evet. Ve neoliberalizme bundan sonra memleketlerini mutlu etme şansı yoktur insanların dediğiniz. Evet. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel Ecevit'ten bu tarafa söyledikleri antemper çizgisine çok uygun bir çıkıştı. Evet. Bir, bugün sizin seçimden sonra konkordota ilan etmek zorunda kalacağınızı iddia etti bir tane yandaş medya mensubu. İki, ülkeyi teslim aldığınızda neoliberalizm dediğiniz neden vazgeçip yerine neyi koyacaksınız? Çünkü Kemal Derviş'in Türkiye'ye getirdiği yapı Adalet ve Kalkınma Partisi uzun yıllar götürdü ama artık iflasın eşiğine geldi. Ülke belki de iflas etti. İktisadi olarak parayı nereden bulacaksınız? Devletleştirme yapacak mısınız? Hesap soracak mısınız? Ekonomiye nasıl bakıyorsunuz? Şimdi şöyle, Osmanlı sanayi devrimini kaçırdığı için battı. Cumhuriyet Osmanlı'nın kaçırdığı sanayi devrimini yakalamaya ve bu sanayinin yurt genelinde dengeli dağılımına özen gösterdi. Malatya'dan Tutun Nazilli'ye kadar fabrikalar, demir yolları, okullar, köy yaparak bir anlamda eğitimi, sanayi bir arada götürdü ve büyük bir fedakarlık yaptılar. Kalkınma planları hazırladılar. Kalkınma planlarının gereğini yaptılar. Harcadıkları her kuruşun hesabını millete verdiler ve belli bir noktaya geldim. Şimdi 21. yüzyılın eşiğinden sanayi devrimi değil artık teknoloji var. Eğer siz teknolojik devrimi yakalayamazsanız tam bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Yeni sınıflar ortaya çıktı. Bakın Bizim siyasetin, Besiha seçicilerin aslında üstünde durması gereken temel konu bu. Türkiye'nin geleceği konusunda neyi düşünüyoruz? Şuraya fabrika yapalım demek artık yetmiyor. Çünkü iki bilim insanı, Türkiye kökenli iki bilim insanı Almanya'da Covid-19 aşısını buldular. Almanya'ya milyarlarca dolar para kazandırdılar. Fabrika mı vardı? Hayır. Bir laboratuvar vardı. Dolayısıyla yetenekli insanları Türkiye'de tutup onların önündeki bütün engelleri kaldırmak ve yüksek yetenek inşasını sağlamak zorundayız. Yüksek yetenek inşasını sağlamayan bir ülkenin büyüme, gelişme ve dünyada söz sahibi olma hakkı yoktur. Böyle bir böyle bir işlevi de olamaz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüksek yetenek inşasını sağlamak için yola çıktık. Teknoloji devrimi mutlaka yakalamak ve ondan dünyadan pay sahibi olmak istiyoruz. En yetenekli insanların yurt dışına değil Türkiye'de çalışmalarını istiyoruz. Onların önündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. Artık liberal politikaların Türkiye'yi de dünyayı da nereye taşıdığını görüyoruz. Olağanüstü bir gelir dağılımı dengesizliği var sadece Türkiye'de değil, Burada, bütün dünyada var. Siz eğer siz eğer teknolojiyi halka hizmet eder hale getirebilirseniz ve ee, Teknoloji üretimle birleştirebilirseniz, zeka ile birleştirebilirseniz çok şey e, değiştirebilirsiniz. Bizim temel hedefimiz de bu zaten. Bunu yapmak istiyoruz. Eğer siz bakın e, zorlu grubu e, çip üretmek için 1 milyar dolar paraya ihtiyacım var demişti. 1 milyar dolarım olsa çip üretirdim diye. Ben demiştim ki ben o dönem başbakan olsaydım 1 milyar dolar verirdim ve çip üretin derdim. Çünkü Türkiye'nin en azından bu alanda sınıf atlaması lazım. Ama yapmadılar şimdi sanayimiz var. Vasat bir sanayi bakıldığı zaman. Siz makine alısı yaparak falan ihracat yapamazsınız. Yani bugün yaparsınız, 5 yıl yaparsınız, 10 yıl yaparsınız ama... Elin oğlu bir çantayla gelir, sizin kazandığınızdan çok daha fazlasını kazanır götürür. Buradan şunu mu anlıyorum Sayın Genel Başkan? Ee, liberalizmin o vahşeti karşısında halkların dayanması çok zor. Ee, biz de Türkiye'de hiç değilse Karma ekonomi gibi hem kamucu işlerimizi yapacağız, hem yatırımlarda doğrudan devlet desteğini vereceğiz, önünü açacağız. Hem de e, bu talan ekonomisinde beşli çete diyorsunuz, Türkiye'den çalınmış olanları da halka iade edeceğiz. Yani evet. buradan aslında bu bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler politikası, her mahallede bir milyarder politikası yerine artık dünyada da görüldüğü üzere biraz kamuculuğu öne çıkaracağız. Mu diyorsunuz? E, elbette şimdi bakın e, siz e, teknolojiyi büyütürken geliştirirken bir sefer bunun öncülüğünü üniversiteler yapacak. Eğer üniversiteler bilgi öğretemiyorsa sizin büyüme şansınız yoktur, gelişme şansınız yoktur. Katma değeri yüksek ürün üretme şansımız yoktur. Bu gerçeği önce siyasetçilerin görmesi lazım. Üniversiteleri ne yaptılar? Basatlaştırdılar. Üniversitelerden ne yaptılar? Barış akademileri akademisyenlerini farklı düşündü diye Üniversiteden attılar. Ya akıl var, mantık var. Farklı düşündü diye insan üniversiteden atılır mı? Ve bu insanlar nereye gittiler? Büyük bir kısmı batıdaki üniversitelere gittiler. Orada hocalık yapıyorlar. Biz ekonomiyi düzelteceksek ve hızla büyüme ilmesini yakalayacaksak bu bilgiyle ve birikimle olur. Bilgiyi ve birikimi yakalayamazsanız olmaz. Kamu diyorsunuz, kamucu diyorsunuz. Elbette ki en büyük ekonomideki en büyük... Ee, etkiyi yaratan devletin kendisidir zaten. En büyük kaynağı o kullanıyor. 85 milyondan vergi topluyorsunuz. Bu vergileri harcıyorsunuz. Vergileri kim için harcayacaksınız? Ve ne için harcayacaksınız? Nasıl planlayacaksınız? Bu olmadığı takdirde sizin ekonomiyi büyütme şansınız yok ki. Topladığınız parayı Beşli Çete için harcarsanız başka türlü. Topladığınız parayı verimli alanlara yatırırsanız başka türlü sonuç elde edersiniz. Topladığınız paradan üniversiteye bir yeterli para vermezseniz hatta üniversitede okuyan öğrencinin yurdunu yapmazsanız ya nasıl barınacak bu çocuklar diye düşünmezseniz siz zaten sosyal devlet de değilsiniz. Devlet topladığı kaynağı kamu çıkarını harcamak zorundadır. Artı devlet tekerleşme yaratmaz. Eğer tekerleşme olgusu yaratırsanız bu daha büyük sorunlara yol açar. Devletin saydam olması lazım. Toplanan verginin hesabını halka vermesi lazım. Eğer bunları yapabilir miyiz? Biz bunları yapabilir miyiz? Yapmaya söz verdik zaten. Bunları yapacağız diye. Bunları yaptığımız zaman göreceksiniz Türkiye büyüyecektir, kalkınacaktır. Kamucu, evet kamucu. Beşli çete devleti soyuyor mu? Evet soyuyor. Milyar dolarları götürüyor mu? Milyar dolarları götürüyor. Yani şimdi biz bunu seyredeceğiz mi edeceğiz? Ve iktidara geldik. E ne yapalım? E bunlar daha önce sözleşme yapmışlardı. Malı götürüyorlar. Siz de seyirci olacaksınız. Ya toplumun vicdanı bunu kabul eder mi? Toplumun ahlakı bunu kabul eder mi? Biz ne diye söz veriyoruz? Adaletli olacağız diye söz veriyoruz. Beytülmale el uzatılmayacak diye söz veriyoruz. Devleti soyan kenelerden bu devleti kurtaracağız diye söylüyoruz. Bunun sözünü veriyoruz. Bu sözün gereğini yerine getirirsek iktidarda o zaman biz evet halk diyecek ki biz oyumuzu verdik, helal olsun bunlar da gereğini yapıyorlar. Böyle yapacağız zaten. Burada, e, burada önemli bir ayrıntı var az önce söylediniz. Bugün çok tartışıldı. E, dün e, aslında ayaküstü söylediğiniz açılması için e, evet. anlamlı olur. Kanun hükmünde kararnamelerle, evet. e, pardon KHK'larla e, görevlerinden e, alınan, evet... E, yani Barış Akademisyenlerinden tutun, evet. terör suçlamasıyla evet. hakkında çok da aşağılayıcı yöntemler uygulanan evet. pek çok insan görevlerinden uzaklaştırdılar. Bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldiler. Evet. Ve buradan size yönelik dediler ki işte Kılıçdaroğlu Fethullahçıların önünü Hı. açtı, tamamını alacak. Şimdi biz o şey imzacılara ve diğer Hı. çevreye baktığımız zaman iki topluluk geliyor. Hı. Bir, Kürt siyasetinden evet. dolayı damgalanmış evet. gibi görülenler. Bir de Fethullahçılar. Bu gerçekçi mi? değil? Gerçekten hepsini hemen alıp göreve mi koyacaksınız yoksa bir ölçü olacak mı? Bu eleştiri yapanlarda gerçekten akıl yok. Bilgi de yok, birikim de yok. Ön yargılarıyla hareket ediyorlar. Acaba Kılıçdaroğlu'nu nasıl zor duruma sokarız diye. Bu arayış içindeler. Ya bunlar da akıl yok ya. Kardeşim daha önce defalarca söyledim. Grup toplantılarında söyledim. Toplantılarda söyledim. Bir, Kanun hükmünde kararnameyle barış akademisyenleri atıldı. Evet hepsini görevlerine geri getireceğiz. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ki. Mahkumiyet yok ki. Hı hı. Alıyorsunuz atıyorsunuz. İki. Kanun hükmünde kararnameyle atıldı bir kişi. Savcıya gitti. Savcı dedi ki soruşturmaya gerek yoktur. Ama sizi başlatmıyorlar. Biz başlatacağız. Ya sen adalet mi diyorsun? Hukuk mu diyorsun? E savcı diyor ki bir şey yok. E bir şey yok diyen adamı sen... Açlığa mahkum edeceğim diyorsun. E bu devlet değil ki. Devlet dediğiniz adaletli olur. Üç, kanun hükmünde kararnameyle atmışsınız. Gitmiş mahkemeye. Savcı da demiş ki evet atılması lazım. Mahkemeye gitmiş. Mahkemede beraat etmiş. Anayasa mahkemesine gitmiş, beraat etmiş. Ama arada bir kurul var. Hayır ben seni başlatmayacağım diyor. Niye başlatmıyorsun kardeşim? Biz başlatacağız. Ha mahkum olanlar var. Gerçekten ee, Herhangi bir terör olayından ötürü yani FETÖ olur, başkası olur neyse. Terör olayından mahkum olmuş hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz. Ya bunlarda akıl yok. Gerçekten akıl yok bunlarda. Benim söylediğim ayrı. Onlar olayı başka yere çekip acaba kılıçlar oldu nasıl sıkıştırabiliriz? Ya FETÖ'yle kucak kucağa yatan sizdiniz. Aynı tel üzerinde cambazlık yapan sizdiniz. Her türlü rezaleti yapan sizdiniz. Onların talimatı altında görev yapan sizdiniz. Suçlanan Kılıçdaroğlu oluyor. Kılıçdaroğlu kim haksızlığa uğradıysa adalet için onun yanındadır. Efendim CHP oy vermez. İster versin ister vermesin. Çünkü devletin dini adalettir. Haksızlık karşısında susan da şeytandır. Ben buna inanırım. Dolayısıyla ben bu ülkeye adalet gelsin diye sen adımını atmazken bu kardeşiniz 450 kilometre yol yürüdü. Adalet için yürüdü. O zaman adaletli. O nedenle bunların öyle sosyal medyada troller aracılığıyla kılıçlar oldu. Bunu dedi. Yok efendim bunları görevlerine iade edecek. Yok bilmem ne edecek. Onlar benim külahımı anlasın. Halk benim ne dediğimi gayet iyi biliyor. O zaman Adalet deyince benim için çok ilgi çekici olan ve merak ettiğim evet. iki soruyu iç içe soracağım. Birincisi şu, siz Sayın ile Başbakanlığı döneminde uzun bir görüşme süreci evet. yaptınız. Her ne kadar sizin ikinizin dışında istikşafi görüşme dendi, dendiyse evet. de ben biliyorum ki siz yapıcıydınız ve koalisyon kurabilecek zemini de hazırlamıştınız. Evet. Türkiye'yi bir yerden çıkaracaktınız. Fakat 7 Haziran'la 1 Kasım arasında Türkiye tarihinde görülmemiş felaketler yaşandı Öyle. ardı ardına. Ee, bir, Sayın Davutoğlu'na e, bu süreçle ilgili o konuşmalarda ya da bugün altılı masada. Ya Sayın Davutoğlu ne oldu? Üstelik siz de kalkıp dediniz ki e, bombalar patladıkça AKP'nin oyu artıyor. O güne dair bir helalleşme yapalım şu masada dediniz mi? Yok hayır. Masada konuşulmadı. Baş başa konuştunuz bunu. Ee, baş başa da gündeme gelmedi ama başbakanlık yaptığı dönemde konuştuk. Ne dedi? Ee, yani gelişmelerden o da rahatsızdı. Bombalamalardan o da rahatsızdı. Olayların üzerine gittiğini ifade etmişti o dönem. Bu Sadat falan gibi örgütlerden o zaman mı ilk defa rahatsızlık duymaya başladınız? Sadat karanlık bir örgüttür. Sadat'a en çok karşı çıkması gereken kişi milliyetçiyim diye geçinen Sayın Bahçeli'dir. Ya Asrik adıya devlet kuracağım diyor. Türkiye Cumhuriyeti devletine son vereceğim diyor. Bir sesi çıkıyor mu Sayın Bahçeli'nin? Sesi bile çıkmıyor. Türkçeyi kaldıracağım diyor. Resmi dili Arapça olacak diyor. Bir şey diyor mu Bahçeli? Bir şey demiyor. Neden? Ona sormak lazım. Ama siz... Ama ben diyorum. Karanlık örgütlerin tümüyle mücadele ederim ben. Kimse bir şeylere yeltenmesin diye. Kimse. Kimse yeltenmeyecek. Ben oraya gittiğimde Erdoğan ben onun başındaki kişiyi tanımıyorum demiştim. Masanın başında Erdoğan oturuyor. Sadat'ın başkanı da o masada oturuyor. Ne demek tanımıyorum? Senin danışmanlığını yapıyordun. Biz bunları bilmiyor muyuz? Bütün kirli çamaşırları tek tek ifşa ediyoruz ne için? Türkiye'nin bekası için, Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'de herkesin rahat edebileceği bir iklimi, bir atmosferi yaratmak için. Bunun mücadelesini yapıyoruz biz. Altılı masada yapılan mücadelenin özü de budur. Bu mücadeleyi yapıyoruz. O zaman siz karanlık odaklara karanlık odaklardan medet umanlar asla başarılı olamazlar asla. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman siz diyorsunuz ki Sayın Davutoğlu o süreçte de aslında bunlardan rahatsızdı. Evet, o yüzden, söylemişti bana zaten O yüzden masada etmişti. masada yan yana olmamızda bir rahatsızlık yok. Çünkü onların samimiyetine inanıyorum. Öyle anlıyorum ben. Çünkü çünkü bir şey bir eleştiri daha yaptınız. Evet. O da sıkı bir eleştiriydi ve bence doğru bir Hı. eleştiriydi. Geçen gün dediniz ki Hı. Süleyman Şah türbesini bir oraya taşıdınız, bir buraya taşıdınız, ne yaptınız belli değil. Ben onu alacağım, kendi toprağımıza koyacağım dediniz. Evet. O, o taşıyan Sayın Davutoğlu Uydu bir o tarafa bir bu tarafa Bu da konuşuldu mu aranızda hiç Kararı veren Tepedeki kişidir hmm. Gerçeği önce bilelim hmm. Gerçeği bilelim önce Hala Bizim topraklarımız terk edilmiş vaziyette Bayrağımız da orada indirilmiş vaziyette Gayet açık ve gayet ne söyledim Bafra'da da söyledim Bunu İfade ettim Samsun'da yani Bunu söyledim Vezir Köprü'de de bunu söyledim. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda ilk bir hafta içinde, ilk bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi'ni yine kendi topraklarımıza götüreceğiz. Bayrağımızı orada dalgalandıracağız. Bunlar yapamazlar. Bunların yapma gücü de yoktur. Bunlar belli yerlere, belli odaklara teslim olmuş durumdalar. Biz öyle değiliz. Biz gerçek anlamda ülkemizi seven, gerçek anlamda bayrağımızı seven, gerçek anlamda toprağımıza sahip çıkan kişileriz. Çünkü biz Bülent Ecevit'ten feyiz aldık. Bülent Ecevit'ten. Herkes bunu bilmeli. Sayın Kılıçdaroğlu yine önemli yaptığınız çıkışlardan biri ve Türkiye'de bu önce onu söyleyeyim bir kere gündem belirlemeye başlayan taraf artık sizsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi ve hatta öyle bir hal oluyor ki bugüne kadar hiç kullanmadığınız bir dili Bay Kemal'le daha da arttırdınız. Evet. ironi evet. Yani gülümseme oluyor öyle. ve Twitter'dan ilk defa doğrudan hitap ediyorsunuz. Doğru. Bana bak diyor ağzını yani siz diyorsunuz ağzını alma onu böyle yaparım şöyle yaparım Hı. abi bakıyoruz ki biz gündem belirleyen ve şimdi insanlar sosyal medyadan da size yazıyor. Bay Kemal şunu çöz, Öyle. Bay Kemal bunu çöz. Siyasette bir başkasının kavramını alıp kullanmak kolay değildir. Öyle. Sizin buluşumunuz muydu bu yoksa iletişimciler çalıştılar mı? Yok yani ben bunu daha önce grupta da söylemiştim aslında ama o zaman toplumun çok fazla dikkatini çekmemişti. Yine grupta söylediğimde... E Bay Kemal olmak için şöyle 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 olmak dedi dediğinde grup ayağa kalkmıştı. Dakikalarca alkışlamıştı. Ama tabi tabii miting oraya katılım çok daha yüksekti. Evet, televizyonlar e, o, veriyordu veriyordu. Dolayısıyla o e, çok daha geniş kitleler tarafından duyulmasına şöyle, imkan Şöyle var. ilginç. Ben mesela sabah programında sürekli Bay Kemal diyor. Evet. Çünkü sempatik küfür yok, akart evet. yok, yok. yok. Yani bir insana dair hoş bir şey. Hani Bay Kemal diyerek aşağılanacak bir şey de yoktu aslında. İyi, tabii. Siz bunu aldınız ve kullandınız. Şimdi onunla ilgili. Ama e, doğru söylüyorum. Yani Bay Kemal olmak sıradan bir olay değildir. Önce namuslu olacaksın, halkına doğruları söyleyeceksin. Topladığın her kuruşun hesabını vereceksin milletine. Bayrağını seveceksin, vatanını seveceksin. Egemen güçlerin maşası olmayacaksın. Birilerinin talimatıyla iş görmeyeceksin, iş yapmayacaksın. Bu can bu bedende kaldı, kaldıkça papazı sana vermem deyip, ertesi gün papazı teslim etmeyeceksin. Bay Kemal olmak kolay değil. Bunu Şimdi, bir daha ifade edeyim. E, Devlet Bahçeli Bey bugün benim gördüğüm basın toplantıları içerisinde en sertlerinden birini şahsınıza yönelik yaptı. Evet. Yani bugüne kadar Bahçeli daha başka türden evet. bir dil kullanırdı. Neredeyse e, abartarak söylemeyeyim ama tırnak içerisinde söyleyeyim. Sizden hesap soracağım. Benden mi hesap duracak? Evet ve şey dedi, farkında mısınız bilmiyorum neredeyse bir vatan hainliğiyle eşdeğer hale getirdi. Evet. Bunların hepsinin tamamını hesap vereceksin dedi. Örnek de çok somut, dün benim programıma hmm. da konuk oldu. Bir öğretmen, bir polis tarafından alın şunu dediğinde evet. siz tepki gösterdiniz. Gösterdim. Ee, ve sizin oradaki hareketten dolayı terör örgütlerine destek verdiğiniz gibi bir yerden çıkıp sen hainsin, devletin yanında değilsin diye bir noktaya geldi ve sizden hesap soracağını söyledi. Soruyu şöyle toparlayayım. Siz Devlet Bahçeli'yle de uzun süre yan yana bulundunuz evet. ve hatta Ekmelettin Bey Bey'le uzlaştınız. Siz de büyük fedakarlık yaptınız. Evet. Gel sen başbakan ol dediniz. Evet. Şimdi niye sizi sevmiyor? Ne değişti? Ben ona başbakan ol dediğim zaman Sayın Bahçeli niye olmadı? Niye? Bilmiyorum. Hala onun yanıtını almış değilim. Şimdiden soralım. soralım. Belki bilmediğimiz bir şey söyleyecektir. Şunu ifade edeyim. Sayın Bahçeli'nin bana yönelik tavrını ben anlarım. Niçin? E oy kaybediyor. Samimi olan bütün ülkücüler, samimi olan bütün milliyetçiler bizim yanımızda. Biz onlarla beraberiz. Onlara da söylüyorum. Vatanseverlik ülkücülükse biz de ülkücüyüz. Vatanseverlik milliyetçiyse biz de milliyetçiyiz. Süleyman Şah türbesini kaçıran adamdan milliyetçilik mi olur? Vatansever mi olur? Tank palet fabrikasını yani ordunun fabrikasını, tank fabrikasını götürüp de Katar ordusuna satan adamdan milliyetçilik mi olur? Ülkücülük mü olur? Ordusunun hastanelerini kapatan, Gata'yı ordunun elinden alan adamdan milliyetçilik mi olur? Vatanseverlik mi olur? Dünyada ordusu, yani hastanesi olmayan tek ordu, Türk ordusu. Niye kardeşim? Hangi gerekçeyle aldın hastaneleri? Terörle mücadelede yaralananlardan yanlış hatırlamıyorsam 34, 33 veya 34 kişi hayatını kaybetti. Getirdiler hastaneye. Orada eğer asker askeri hastaneler olsaydı orada asker askeri doktor orada olacaktı. Ve yapmadılar. Belki. Şimdi kalkıp beni milliyetçilikle şey diyor, değil mi suçlu ya da eleştiriyor. beni eleştiriyor milliyetçi olmadığım için. Ya bizim milliyetçiliğimiz Akdeniz'in sularına yazılmıştır ya. Kıbrıs'ın beş parmak dağlarına yazılmıştır. Sizler bir yerlere saklanırken biz oralarda mücadele ederdik. Siz Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırırken biz niye kaçırdınız diye. Ya vatan toprağını tek kurşun atmadan nasıl terk edersiniz siz? Vatan toprağını tek kurşun atmadan nasıl bayrağı indirirsiniz siz? Bunların yatacak yeri yok. Bunlar şimdi bizi eleştiriyorlar. Vay, MHP de mi kastediyorsunuz? E ben, AKP ve MHP'yi mi kastediyorsunuz? İkisini kasted kastediyorum zaten. Ha, devlet Bey'in de mi yatacak yeri yok? E, i̇kisini de. İkisinin de. Devlet beyin demesi lazım. Kardeşim sen buradan kendi vatan toprağından bayrağı nasıl indirdin? Hangi yüzle getirdin? Niye demedin? Ve ben sana nasıl destek vereceğim? Niye demedin? Bir şey daha söyleyeyim. Hayır. Bir şey daha söyleyeyim. Suriye tezkeresine niye hayır diye bize kızıyorlar değil mi? Niye hayır dedi CHP diye. Hı. Terörle mücadele konusunda yabancı askerlerin Türkiye'ye davet edilmesi konusunda madde var orada. Açıklama var orada, daha hüküm var orada. Ya bugüne kadar terörle mücadeleyi bizim güvenlik güçlerimiz yapmıyor muydu? Askeriyle, polisiyle. Şehit olanlar onlar değil miydi? Terörle mücadele için sen hangi yabancı askeri Türkiye'ye davet edeceksin? Hangi yabancı askeri? O zaman bu eleştiriniz bence yerinde bir eleştiri. Fakat şu soru akla geliyor. E, Meral Hanımlar evet dediler. Siz hayır dediniz. Miray hanıma anlatmadınız mı bu maddeyi? Bunu konuşmadık kendi aramızda Konuşsanız yani. söyler miydi? Şey önce olsa yani görüşseydik söylerdim. Yani bakın kritik bir, bir oynamadı. Bakın şunu da söyleyeyim. Biz ayrı partiyiz. İyi Parti ayrı parti. Her konuda mutlaka beraber el kaldıracağız, indireceğiz diye bir şey yok. Onların programı var, bizim programımız var. Onların olaylara bakış tarzı var, bizim var. Ama biz belli temel konularda görüş birliği içindeyiz. O çerçevede bakıyorum ben. Ben bunu bu soruyu Sayın Bahçeli'ye de sordum. Sayın Erdoğan'a da sordum. Bu davet edeceğiniz yabancı asker hangi devletin askeri olacak diye. Hangi devletin silahlı güçleri olacak diye. Bugüne kadar cevap gelmedi. Bu şimdi soruyorum tekrar. Siz misiniz milliyetçi? Biz miyiz milliyetçi? Ben kendi vatan toprağıma yabancı bir askerin postalının değmesini istemem. Sayın Kılıçdaroğlu bu tankla topla tüfekle e, saldırı e, kadar bir de e, iktisadi olarak ülkelere saldırmak söz konusu e, üç e, e, açıdan sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum bir Türkiye-Amerika ilişkileri açısından iki NATO açısından üç Amerika Birleşik Devletleri şey Avrupa Birliği ve Türkiye açısından çünkü şöyle bir tablo ortaya çıkıyor Orta Doğu'ya baktığımız zaman Suriye olmak üzere hemen hemen her yerde Türkiye'nin NATO ile ortak hareket ettiğini IŞİD'lilerle birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerlerinin hareket ettiğini ve onları eşitlediklerini görüyoruz. Bir bu var. NATO ile birlikte bu karar alınmış, ortadoğu Doğu biçimlendirilmiş. Bir kere buna evet diyecek misiniz? Yani böyle bir NATO anlayışına. Bir de çok önemli bir mesele daha var. Siz hep dersiniz ki eskiden beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, yani orduya ve camiye siyaseti sokmayalım. Öyle. Ama şimdi biz orduya baktığımız zaman hem e, İçişleri Bakanı dahil olmak üzere... ...herkes diyor ki işte e, burası asker ocağı, e, ayetel kürsüler olacak e, vesaire. E, Türkiye'de farklı inanç grupları var... Türkiye'de e, belki inanmayan insanlar da var ve herkes askere e, gidiyor. Bu kadar din tonunun yüksek olması, bu kadar dinselleşme orduda e, sizi rahatsız ediyor mu? Bir de siz bir ara şey demiştiniz, onu da bir daha şey yapmayın diye. Size sorduklarında Türkiye'de laiklik endişesi taşıyor musunuz demiştiniz. Hayır öyle bir şey görmüyorum diye soruya cevap vermiştiniz. Bugün baktığımızda tarikatlar, cemaatler hatta devletin bürokratlarının camilerde vesaire de Adalet ve Kalkınma Partisi propagandası yapacağına yaptığına hep talimat geldiği söyleniyor. Şu gün için laiklik kaygısı duyuyor musunuz? Siyaset ayrı, inanç ayrı. İnanç Allah'la kul arasındaki manevi bağdır. Ve bizim ona saygı göstermemiz lazım. Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma söyledim. Hepsine. Bulunduğunuz yerde cami, cemevi, havra, kilise ne varsa hepsini tertemiz yapacaksınız. İnsanlar gidip ibadetlerini özgürce yapabilsinler. Ama dinin siyasette kullanılmasını doğru bulmayız. Asla. Asla. Kimin inançlı olup olmadığını bir yüce yaradan bilir. Birileri çıkıp seni veya beni veya bir başkasını bu inançlıdır bu inançsızdır diye suçlayamaz. Peygamber'e verilmeyen bir yetkiyi nasıl onlar kullanabilirler? Bunun istismar edildiğini biliyorum. Gençlerin de bu istismarın farkında olduğunu biliyorum. Toplumun da büyük bir kesiminin bu istismarın farkında olduğunu biliyorum. Ama hepimiz bu gerçeklerden yola çıkarak sandığa gittiğimiz zaman şunu söylemeliyiz. Herkesin inancına, herkesin kimliğine, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Biz gerçek anlamda demokrasi istiyoruz. Gerçek anlamda özgürlükler istiyoruz. Hiç kimse siyaseti kimlik üzerinden, inanç üzerinden ve yaşam tarzı üzerinden yapmasın. Siyaset farklı bir şeydir. Toplumun huzuru için siyaset yapar. Ordu için ne diyorsunuz bu? Orduya yapılan konuşma için ne diyorsunuz? Çünkü zaten halkın arasında Peygamber Ocağı diye bilinir ordu. E orduya Peygamber Ocağı diyorlar. Ama çıkıp yani. da e, o, orduyu bu kadar dinselleştirmek hani geleneksel olarak Türkiye'de camiye ve e, silahlı kuvvetlerine e, silahlı kuvvetleri alana siyaset... siyaset girme. Ben Ama bunu girdi. ben bunu burada söylemedim sadece veya yani çok yerde söyledim. Ben bunu e, Yeni Kapı'da yapılan mitingde söyledim. Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girmemeli. Üç yere. Camiye, kışlaya, adliye siyaset girmemeli dedim. Söyledim. Bu konuşmayı yaptım. Yerime gidip otururken Erdoğan sandalyesinden kalktı koltuğundan kalktı. Yolun ortasına kadar geldi. Beni tebrik etti ve tekrar gittiği yerine oturdum. Ben bugün aynı görüşteyim. Layıklı camiye, camiye mı? camiye siyaset girmemeli. Camiye siyaset girmemeli. Aynı görüşteyim. Kışlaya siyaset girmemeli. Ve adliye siyaset girmemeli. Girdiği takdirde düzen bozulur. Layıklık endişesi ben duyuyorum. Din ve vicdan özgür. Siz duyabilirsiniz abi. Siz ben duyuyor musunuz? size saygı duyarım. Din ve vicdan özgürlüğüne inanan birisiyim. Bu toplum artık bunu istiyor. İstismar edenleri gayet net görüyor. Her geçen gün laikliğin ne kadar önemli olduğunu da toplum fark ediyor. Hı, buradan bakın. Elbette fark ediyor toplum. Şimdi kişisel bir çatışma ya da partiler arasında bir çatışmanın ötesinde toplumun bunun bir siyasal çatışma alanı olmadığını, bunun insanın kendi iç dünyasının zenginliği olduğunu ve bu zenginliğe de herkesin saygı duyması gerektiğini toplum öğreniyor. Ve toplum düne kadar e, laiklikle ilgili çok sert söylemler dile getirenler bugün laikliğin ne kadar önemli olduğunu, din ve vicdan özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu dillendiriyorlar. Toplumun bu noktaya gelmesi aslında son derece önemli. Eski eski meclis başkanı İsmail Kahraman e, bence e, bugünkü konumuna baktığımız zaman evet. Erdoğan'ın danışma kurulunda Türkiye'ye dair çok e, bence üzücü bir değerlendirme yaptı. Dedi ki e, 9 Eylül'ün kutlanacak neyi var? Tek silah atmamışız, tek mermi atmamışız. Adamlar istediklerini almışlar. Başına da birini oturtmuşlar. Atatürk'ü kastediyor. E, ve yani o da sanki bir müstemleke ilk, e, ülkesinin valisiymiş gibi evet. oraya oturuyor. E, ve e, dolayısıyla buradan bir zafer değil olsa olsa bir Keder üretilir demeye e, getiriyor. Önümüzde 9 Eylül var, İzmir'de Tarkan konseri var. E, gidecek misiniz bilmiyorum. Onu da sorayım, Tarkan konserine gidecek misiniz? Bir, İkincisi İsmail Kahraman'ın pek çok yerden e, böyle bir e, pek çok fikirdaşı olduğunu düşündüğüm bu teze e, bir tepkisi var mı Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Bir sefer bu bir tez değil. Böyle bir tez yok ortada yani. Verilmiş bir milli mücadele var. Yok diyor işte silah atılmadı diyor. O diyebilir. Verilmiş bir müc milli mücadele var. Yani Ankara'da mecliste ee, Polatlı'dan top sesleri dinlenmiyor muydu? Düşman askeri gelmişti. Ankara'nın sırtlarına da dayanmıştı. Hatta başkenti acaba meclisi başka bir yere taşıyalım diye tartışmalar oldu. O tartışmaları da tarih biliyor. Hepimiz biliyorduk. Tarihten kopuk insanlar ve Mustafa Kemal Atatürk'ten Hoşlanmayan insanlar bazı efsaneleri kulaktan kulağa aktarmışlardır. Babadan oğula gitmiştir bunlar. Bunların %99,9'u hatta %100'ü doğru değildir. Milli Kurtuluş Savaşı'nı biz sadece kendi ülkemiz için vermedik. Bizim Milli Kurtuluş Savaşı bütün mazlum milletlere örnek oldu. Bunu da herkes tarafından çok iyi bilinmesi lazım. Eğer siz Milli Kurtuluş Savaşı'nı savaş olmaktan çıkarıyorsanız ya binlerce şehit var ya. Ya binlerce şehit var ya. Ya insanda biraz vicdan olur ya. İnsanda biraz tarih bilgisi olur. İnsanda biraz ahlak olur ya. Her karış toprağa şehit kanlarıyla sulanan bir bir iklimden geçti o dönem Türkiye. Siz bütün bunların hepsini görmezlikten geleceksiniz ve ne, ne, ne gerek var bunları anmaya? Ben gittim 26 Ağustos'ta 14 kilometreyi yürüdüm. Adalet Yürüyüşü'nden sonraki en uzun yürüyüş. alışık olduğunuz için herhalde. Evet. Zorla. 14 kilometre yürüdüm. En yukarıya Kocatepe'ye çıktık. Afyon Ovası'nı görüyorsunuz. Nazım Hikmet'in ne kadar güzel şiir yazdığını görüyorsunuz. Milli Kurtuluş Destanı yazarken. O ovadan görüyorsunuz. Bütün e, oradan e, Giresun'ların e, şehitliği var. Giresun'lar gelmişler Milli Kurtuluş Savaşı'na Destek vermek amacıyla Orada büyük bir grup var Onlar da hayatlarını kaybetmişler Orada şehit olmuşlar Giresunlar içinde bir şehitlik vardı Sabahleyin de erken Saat 5'te Kocatepe'den ayrıldıktan sonra Giresun şehitliğine gittik Onlara da Fatiha e okuduk Dolayısıyla Sabahın 5'inde Kocatepe'den Afyon Ovası'na bakarken şunu Şunu düşündüm Yüz yıl önce yine bu tepede ülkemizi nasıl kurtarırız diye düşünen insanlar vardı. Özdeşlik mi kurdunuz kendilerine? Yüz yıl önce, yüz yıl önce gözünü kırpmadan bu ülkenin bağımsızlığı için hayatını feda eden, etmeye hazır insanlar vardı. Düşman işgali altında olan bir tepeyi, belli bir söz verdiği süre içinde almadığı için hayatını veren insanlar vardı. Siz bunların değerini bilmeyip de, bunları öğrenmeyip de, Milli Kurtuluş Savaşı'nın ne anlama geldiğini bilmeyip de, egemen güçlerin, baskısı altında yaşamayı eğer kabul ediyorsanız zaten siz ne Mustafa Kemal Atatürk'ü anlarsınız ne milli mücadeleyi anlarsınız. Size az Atatürkçü olmakta suçlayanlara da cevap vermiş oluyorsunuz galiba böyle. Ahmet Taner Kışlalı Atatürkçülü der ki Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değil geleceği düşünmektir. Geleceği inşa etmektir. Biz Mustafa Kemal'in verdiği mücadeleyi feyz alıp, örnek alıp geleceği inşa etmek zorundayız. Geleceği nasıl inşa edeceğiz? Demokrasi içinde. E, Mustafa Kemal ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bile bakın tek başına ben Milli Kurtuluş Savaşı'nı verdim demedim. Başkomutanlık yetkisini bile 3 ay süreyle ve belli aralıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi verdi. Demokrasi diyorsanız işte demokrasi oradadır. En hararetli tartışmaların olduğu meclisdir o meclis gerçek anlamda büyük millet meclisidir. O nedenle o meclise Gazi unvanı verildi zaten. Şimdiki meclis değil. Peki e, Sayın Kılıçdaroğlu reklama gitmeden e, sizin şu yaptığınız hamlede e, az önce söylediğiniz toplumda karşılık buldu Kocatepe'ye gitmek. Evet. Yani 100. yıla giderken e, evet. anımsatmak. Bir dokuzunda İzmir'de olduğunuzda Tarkana gidecek misiniz? Parantez mi? açayım. Evet. Bizim son kurultayımızda ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi yayınladık. Türkiye bir yüzyılı bitirdi. Önümüzdeki yüzyılı düşünmek zorundayız. Ve önümüzdeki yüzyılı için temel hedefler koyduk oraya. 13 veya 14 madde halinde. Derinlikli düşünüyoruz. Bir yüzyıl perspektifi çizmek istiyoruz. Ve biz aynı masada oturan 6 lider Önümüzdeki yüzyıla güçlü bir demokrasiyle, güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir dayanışma ile ve ülkemizi ve insanlarımızı düşünerek ve komşularımızla ve dünyayla barışık bir şekilde büyümek istiyoruz, gelişmek istiyoruz. Bu perspektifi ne Ak Parti ne Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir perspektifi yoktur onların. Talan düzeninde, talan düzeninde böyle bir perspektif olmaz. Devleti nasıl soyarım diye, devletin birikimlerini nasıl çalarım diye, devleti soyarken yandaşlarıma parayı nasıl aktarırım diye, Amerika'ya kurduğum vakıflarla buradan milyon dolarları nasıl gönderebilirim diye düşünenler ülkenin önümüzdeki yüzyıl perspektifini düşünemezler. Hele hele devlet planlama teşkilatını kapatanlar Zaten perspektifleri olmayan insanlardır. Şunu e, a, e, bir e, Tarkan fanı olduğum için sunmadım. Sizin bir lafınızdan hareketle etsin. Ayrıca Tarkan çok önemli bir sanatçı. İzmir'e gideceğim. Ha, şunun için sordum Hı. onu. Siz dediniz ki Türkiye'nin neşesi çalınıyor. Evet. Türkiye'nin neşesi alınıyor. Ve aynı zamanda yine bir vurgu yaptınız. Dediniz ki... E, müzisyenler evet. e, çok zor günlerde bulunurlar. Gülşen'in ifade özgürlüğü evet. e, içerisinde gördünüz. Dolayısıyla hani buna bir gönderme olur mu diye ve e, e, orada bir e, dans olacak, şarkı olacak, eğlence olacak, milyonlar olacak. Bir de e, yakında mesela Mudanya mütarekesi geliyor. Evet. Mesela Mudanya mütarekesinde Mudanya'da olmak, işte 29 Ekim'de Ankara'da olmak evet. vesaire gibi. Yani mesela Mudanya'ya gider misiniz Tarkan Koz? Yani bu 100. yıla nasıl gireceksiniz? Yüzüncü yıla partimizle başlayarak biz de yüzüncü yıla gireceğiz. Dünyanın en köklü partilerinden birisidir ve uzun yıllar tek başına iktidar olmamasına karşın yaşayan bir partidir. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün öngördüğü çağdaş. Uygarlık düzeyini yakalama ve onu aşma ideali vardır ve bu ideal için hep mücadele etmiştir. Demokrasi için mücadele etmiştir. Düşünce özgürlüğü için mücadele etmiştir. Kaynakların doğru yerli yerinde kullanılması için mücadele etmiştir. Böyle bir özelliğimiz var ve bu özellik bizi bugünlere kadar getirmiştir. Yüzüncü yılda düşündüğümüz, az önce ifade ettim. Altı lider bir araya gelerek e, önümüzdeki 100 yıl e, projesini de hep beraber ortaya koyacağız. Reklam, Göreceksiniz. Reklama gideceğim. Anladığım kadarıyla yani buradan çıkardığım sonuç e, Cumhuriyet'in partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Onu kutlarken. Aynı zamanda halkın partisi. İzmir'e evet. de gideceğim. Mütareke'de, Mudanya'da da olacağım. Gerekirse Cumhuriyet'le alınan her yerde olacağım ki halka bu mesajı da vereceğim diye anlıyorum. ben. Halka bu mesaj. Şimdi şunu da kabul etmek lazım. Belli yerlere giderek evet mesaj verebilirsiniz Kritik ama, anlar için. ama bu mesajı Sivas'ta da verebilirsiniz. Bu mesajı Tabii. Erzurum'da Tabii. da verebilirsiniz. Bu mesajı Vezir Köprü'de de verebilirsiniz. Bunlar da kongreler zaten. Bafra'da da verebilirsiniz. Havza'da da verebilirsiniz. Amasya'da da verebilirsiniz. Amasya'da mesela gençlerle oturdum. Gecenin ilerleyen saatlerinde. Çok geç saatlere kadar oturduk. Sohbet ettik. Onlar soru sordular. Ben bütün sorularına elimden geldiği kadar yanıt vermeye çalıştım. Aslında toplum iyiliğe aç. Toplum saydamlığa aç. Toplum kapalı bir toplum istemiyor. Siyasetçi otursun ben ona istediğim soruyu sorayım. E, ve o da bana cevap versin. Toplum adaletsizlikten şikayet. Tahammül edemiyor adaletsizliğe. Geçinemiyor toplum. Ben vergimi veriyorum diyor. Benden zorla alıyorlar diyor. Elektrik düğmesine basarken dört çeşit vergi alıyorlar benden. Musluğu açarken beş çeşit vergi alıyorlar benden. Ekmek alırken vergi alıyorlar benden. Ama kur korumalı mevduata para yatırdın mı... Vergi yok. İzniz... Niye yok? 60 milyar lira vereceksin para. Bir santim, bir santim, 5 kuruş vergi ödemeyecek. Reklama gidin bizim de paraya ihtiyacımız var. Ee, Kanal Peki. olarak Peki. E, değerli seyirciler. Ee, şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'ndan 3 dakika izin alacağız reklam 3 dakika dönüşte neyi soracağımı da söyleyeyim İlk defa Sedat Peker'in iddialarını Sayın Kılıçdaroğlu da yargıya taşıyor o meseleyi soracağım bir de bugün e, e, işte Çapulcu dendi öğretmenlere Sayın Kılıçdaroğlu bir takım sert ifadelerde bulunuyor e, bunun değerlendirmesini yapacağız dönüşte 12 dakikamız e, kalıyormuş eğer Sayın Kılıçdaroğlu bize bir 15-20 dakika daha verirse devam ederim yoksa 12 dakika sonra bitireceğim reklamlar. Değerli Tele1 seyircileri, Tele1'de benim gayret ederek yapmaya çalıştığım ayrıntılarda liderler buluşmasında sağ olsun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da kabul etti bizi. Hem misafiriz hem ev sahibiyiz. Ekranda ev sahibiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de misafiriz. Sayın Kılıçdaroğlu, en çok e, izleyicilerimizden, ben çünkü bugün bir evet. yoklama yaptım. En çok izleyicilerimizden, tabii ki Cumhurbaşkanı adayı falan merak ediliyor ama güncel olan evet. Sedat Peker'in e, e, ifşa diyebileceğimiz değerlendirmeleri. Bu değerlendirmelerin sonucunda e, Sedat ile ilgili toplumda e, bir e, devlet içerisindeki bilgileri bilen, zamanında devlet için operasyonlara katılmış olan birisinin bir tür itirafları olarak algılanıyor. Aslında kendisi de bunu söylüyor. Bugüne kadar siz o tarafa çok kulak vererek hareket etmediniz ama bir an geldi hakikaten çığlık büyüdü ve nihayetinde siz bu olup bitenlere ki sizin beş çete dedikleriniz de dahil olmak evet. üzere e, Adalet ve Kalkır Partili milletvekili ağabeyi, eşi, eş yurt dışına kaçtı. En son ben konuştum kaçarken evet. bilmiyordum kaçtığını. Çok acayip bir tablo var. Her biri bir büyük olay. Demirörenlerin meselesinde daha önceden bir cinayet meselesi var falan. Yani neresini tutsanız büyük olay. İlk defa suç duyurusu gündeme geldi. Bir, siz Sedat Peker gibi bir figürü devletin içindeki bu bilgilerle birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz ve kulak veriyor musunuz? Dinliyor musunuz bu süreçte? Çünkü söyledikleri yeni bir şeyler değil. Şöyle ifade edeyim: Devleti adaletle yönetmezseniz ve devleti yönetenler vatandaş için değil de kendi cepleri için çalışırlarsa, en tepeden başlayarak aşağıya doğru herkes devletin hazinesini tırtıklamaya başlar. Yukarıdaki götürüyor, ben de götüreceğim. Yukarıdaki yiyor, ben de yiyeceğim. Yukarıdaki pazarlık yapıyor, ben de yapacağım. Yukarıdaki bir milyon dolar götürüyor, e, ben de. 10 bin dolar alayım. Mekanizma böyle kurulmuş vaziyette. Şu anda tam bir talan ekonomisi var. Talan ülkesi adeta. Talan ülkesi. Her gelen bir şeyleri çalmaya çalışıyor. Her gelen bir şeyleri götürmeye çalışıyor. Ve götürüyorlar da. Sedat Peker bunu aydınlığa çıkardı. Dedi ki olay bu. Yer veriyor, zaman veriyor, saat veriyor vesaire neyse olayın içinde olduğu için ve birebir bildiği için tabii önemli. Daha önce de söyledim. Mario Puzo'nun romanı vardı Baba Hı. romanı değil mi? Hı. İçeriden birisi konuştuğu zaman savcı harekete geçer, hepsini yakalar ve çıkarır. İtalya'da temiz eller operasyonu vardı. Savcı gene itirafçıları buldu. İtirafçılar itiraflarını yaptılar, gitti. Tamamını toparladı temiz eller operasyonunu başlattı ve mücadelede başarılı oldu İtalya ve dünyaya örnek oldu. Bakın bugün hala temiz eller operasyonu diye anıyoruz biz bunu. Şimdi bizde talan o kadar yaygınlaştı ve kirlenme o kadar o o kadar önemli boyutlara ulaştı ki bu yargıya da sıçradı. Diğer alanlara da sıçradı. Zaten siyaset kurumu baştan aşağıya devleti yönetenler açısından söylüyorum. Baştan aşağıya zaten kirli. İçlerindeki birkaç düzgün insan ya ayrıldı veya bir köşede bekliyor. Ve zaman zaman onlar da gidişten rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Ama en tepede oturan hiç rahatsız olmuyor. Keyfi yerinde. Sadece Sedat Peker konuşmasın diye önlem almaya çalışıyor. Bu son istifaları öyle mi düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Önlem almaya çalışıyor. Talanın boyutları, sermaye piyasası, İstanbul Borsası, Menkul Kıymetler Borsası, getirilen adamlar, köşeyi nasıl dönmeler, efendim e, İstanbul Borsası'nda e, küçük e, pay sahiplerinin nasıl soyulduğu, bütün bunların hepsi anlatılıyor. Hep söylendi ya, cesur bir savcı yok mu, yok mu, yok mu, yok mu? Nihayet işte biz gittik, dilekçeyi verdik, bunları soruşturun diye. E, bunların ortaya çıkması gerekiyor diye. Söyledik. Normalde, en baştan itirazın gelmesi ve normalde en baştan derhal bu olaya el koyun ve yakalayın bunları demesi lazımdı. Kendi çevresindeki adamlar zaten malı götürüyor. Kendi çevresindeki adamlar. istifa ediyorlar. Niye istifa ediyorlar? Korkudan mı? E korkudan. Suça ortak değiliz demek için mi? Ben gayet iyi biliyorum. Biraz daha ayrıntıya girmeyeyim. Ama Sistem baştan aşağıya kirli. İstifanın nedeni e, mi gayet iyi biliyorum diyorsun? Elbette yani. Baştan aşağı. Ucuz saraya dayandığı için e, mi? Yani. Başka nereye dayanacak Allah aşkına ya? Başka nereye dayanacak yani? Fizan'a kadar gidiyor zaten ya. Daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Peki Türkiye'nin... bu Siz kendi çocuklarınıza vakıf kurdurun. Aynı vakfın bir örneğini de bir şubesi daha üstü bir vakıfta Amerika'da kurdurun. Buradan alın milyon dolarları. Oraya gönderin. Burada parayı gönderen sizin oğlunuz, orada parayı alan sizin kızınız olsun. Ne olur bu? Güçlü bir organizasyon. Ve diyorsunuz ki ben orada Manhattan'da gökdelen yapacağım. Öğrenci yurdu olacak bu. Bay Kemal de bunu yutacak. Yemezler. Yemezler. O paraların tamamını Türkiye'ye getireceğim. Tamamını. Bir, bir Senti bile bırakmayacağım. Tamamını Türkiye'ye getireceğim. Orada şunu sormak istiyorum: Sizce Türkiye'nin bu helalleşme dediğiniz süreçte pek çok mağduriyet olduğu için bir affa ihtiyacı olacak mı? Siyasi mağduriyetler var. E böyle itirafçıların itiraf yapabilmesi için bir süreç var. Yani yeni dönemde e, yargı kararlarında bir hepimiz hapis cezaları Hiç var. Hiçbir affa gerek yok. Zaten şey var. Yani kişi itiraf ediyorsa zaten ona uygun hükümler var zaten. Siyasi evet. davalardan evet. yatanlar Efendim Siyasi davalardan yatanlar Bakın ben ha, Siyasi davalardan haksızlığa uğrayan her kişi Adalet tecelli edecek Bakın Siz bir hakim Seçildiği makamı Kendisinin bilgisi Birikimiyle değil de Birisinin tavsiyesi veya Birisinin isteği üzerine gelmişse O hakim o kişi esir olur Ya Mesela Selahattin Bey içeride Olmaz efendim Selahattin Bey çıksın mı diyorsunuz? E çıkacak. As Osman Kavala'nın çıkması lazım. Ya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Haksızdır diyor bu. Bugün diyor ki Erdoğan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını uygulamayacağını ifade etti. E anayasaya niye bu hüküm girdin? Ama o zaman anayasayı tanımıyorum. diyor. Ya anayasayı tanımıyorsan o zaman anayasadan söz etmeyeceksin. Anayasa mahkemi. Bugün, bugün yine kalkmış, kalktı daha doğrusu yeni bir anayasadan söz ediyor. Yeni bir anayasaya ihtiyacımız var diyor. Efendim, otoriter yapıyı savunanlarla anayasa masasına oturulmaz. Oturmayacak mısınız? Bir daha ifade edin. Otoriter yapıyı savunanlarla, her şeyi ben bilirim diyenlerle, egosu güçlü olanlarla, Devleti sadece ben yönetirim. her şeyi sadece ben bilirim diyen insanlarla zaten masaya oturulmaz. Siz Erdoğan sadece değil çizim. yemek için de masaya oturulmaz. O kadar. Yemek nasıl yapacaksınız? Selamını bile almam diyorsunuz. Sizin önünüzdeki yemeği yer. Kendi yemeğinin dışında sizin önünüzdeki yemeği de yer. Peki bu hak devleti yönetenin açgözlü olmaması lazım. Bu e, siyasi davalarla ilgili e, bir eleştiri var. Bu yere buraya nasıl baktığınızı merak ediyorum. Türkiye biliyorsunuz Ergenekon Balyoz sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Sayın Ali Babacan bu meselelerde hepten de haksız olunmadığını yönelik bir açıklama yaptı. Mesela bu konularda Ergenekon Balyoz o siyasi davalar sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve sizin tavrınız ne olacak? Masada buralarda uzlaşmak e, o, gerekiyor mu? O e, yani suçsuz yere insanlar hapse atıldığında e, ki bunlardan birisi de dönemin Genel Kurmay Başkanıydı. Kendisini 30 Ağustos'ta e, Silivri'de ziyaret etmiştim. Hı hı. O dönemde pek çok insan hapislere atılırken haksız yere ben e, Silivri'yi 2. E, Dünya Harbi'ndeki e, Hitler'in öncesi Hitler'in Almanya'da kurduğu e, toplama kamplarına benzetmiştim ve ben Aynı fikirde misiniz? E, yani şimdi adaletin olmadığı yerde felaket olur. Adaletin olmadığı yerde. Siz insanları derdest edip götüremezsiniz. önce Hukuk içinde, adalet içinde olmak zorundasınız. Adaleti sağlamıyorsanız zaten devleti yönetemezsiniz. Devletin çivisi çıkar o zaman. Bugün geldiğimiz noktada zaten o. Hırsızlık yapana bir şey yapmıyorsun. Yolsuzluk yapana bir şey yapmıyorsun. Sırtını sıvazlıyorsun. Uyuşturucu satanları, başkalarını yurt dışına gönderiyor. Hapishaneden çıkarıyorsun, yurt dışına gö Yani Kaçmalarına imkan veriyorsun sen. Tonlarca uyuşturucu geliyor. Yakalanan yok ortalıkta. Ancak ayakçılar yakalanıyor. Şunu yakaladık bunu ya. Ya sen malı getiren adamı yakalasana. Malı getiren adam seninle sürekli fotoğraf çektiriyor. Nasıl oluyor bu iş? O zaman e Türkiye bir uyuşturucu batağı içinde. Bir daha söylüyorum. Türkiye bir uyuşturucu batağı içinde. Buradan bütün milletime söz veriyorum. Bak bir daha söylüyorum. Bütün milletime söz veriyorum. O uyuşturucu baronlarının da Kaçacak yeri olmayacak. Hepsini ama hepsini yakalayacağız. Polise şunu söyleyeceğim güvenlik güçlerine kardeşim kim uyuşturucu satıyorsa yakalayacaksın. Kim araya giriyorsa hangi siyasetçi giriyorsa bana söyleyeceksin kardeş. Ben senden bir şey istiyorum. Bu ülkede uyuşturucu Bay Kemal yapacak bunları. Kesinlikle Bay Kemal yapacak ve biz Türkiye'yi temize çıkaracağız. Kesinlikle bakın uyuşturucu belasına en çok sürüklenenler bu ülkenin fakir ailelerinin çocukları yazıktır günah. Oradan yani. bir şey söylemek istiyorum. Tabii diğerleri kokain kullanıyorlar ve toz. Kimi Karastos. kastettiniz orada? Siyasi e, Belli ya. zaten. Şimdi size bu arada Bay Kemal mi yapacak bunları diyerek taktik yapıyorum. Bay Kemal Hı. yapacak deyince nasıl yapacak diye sormuyorum. Nasıl yapacağı seçime girecek ve yapacak diye düşünüyorum. O taktiği biraz Yapacağız. da... Heh. Yapacağız. Peki. Şimdi gelelim kritik meseleye. E, Sayın Süleyman Soylu size ergen dedi. E, demesinin sebebi de e, güvenlik güçleri e, öğretmenler arasındaki şeydeki tutumdan e, dolayı, tutumunuzdan e, evet. dolayı. Aynı zamanda da e, bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı e, gezidekilere söylediği gibi öğretmenlere de çapulcu dedi. Biliyorsunuz daha önce de biz gezicilere sürtük e, demişti. Dolayısıyla bir e, Sayın Süleyman Soylu'nun Allah aşkına bir soru sorayım. Buyurun. Ya gerçekten. Hı? Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi böyle bir dil kullanabilir mi ya? Ya siz nasıl? Ben söylemekten ben utanıyorum. Nasıl bunu söylersin ya? Nasıl bunu söylersin ya? Ya bu ülkenin evladına siz kalkıp bu ağır kelimeleri nasıl kullanırsınız ya onlar için? Ya öğretmenler için. Ya öğretmen bu toplumda hangi görüşten, inançtan, kimlikten olursa olsun hepimizin saygı duyması gerektiği gereken bir numaralı kişidir. Bakın iki değil. Bir numaralı kişidir. Ya benim evladımı yetiştiriyor ya. Bütün hayatını bu işe vakfediyor ya. Öğretmenine değer vermeyen bir toplumun büyüme şansı var mı? Bir toplumun eğitilme, öğrenme şansı var mı? Siz öğretmene baskı kuruyorsunuz. Ya öğretmen hak istemeyecek mi yani? Sürünsün mü yerlerde öğretmen? Ee, şunu sormak istiyorum size. Ben... Dolayısıyla Erdoğan'ın bu tür cümleler kurmaması gerekiyor. Ona tekrar söylüyorum. Kendi halkı, kendi insanı için bu tür cümleler kullanamaz bir cumhurbaşkanı. Herkesi kucaklamak zorundadır cumhurbaşkanı. O koltukta oturan. Cumhurbaşkanının tarafsız olması lazım. 85 milyonu kucaklaması lazım. Cumhurbaşkanı bir yere gidip konuşma yaparken devlet tarihlerinden zorla adam toplamaması lazım. Yazıktır, günahtır ya. Peki size ergen denmesine... Anıtkabir'e efendim gidiyoruz, topluyorlar. AK Partiler orada, AK Partiler onu alkışlıyorlar. Nedir Allah aşkına bu ya? Nedir bu Allah aşkına ya? 10 Kasım'da öyle, 30 Ağustos öyle, diğerlerinde öyle. Nedir bu Allah aşkına ya? Nedir? Yani ne, ne, Kişinin ne? kendisini bilmemesi demektir. İradeyi mi kaybetmiş yoksa egosal e Daha ne olsun? Daha, daha ne olsun yani? Birisi beni orada alkışlasın. Ya arkadaş biz oraya ne için geldik ya? O gün konuştunuz mu bir muhabbet oldu mu? Hayır hayır efendim. Hayır efendim. Selamlaştınız ama değil mi el sıkıştınız? Yok hayır. Hayır. Artık merhabanız da yok mu? Ya bilmiyorum tabii. Benim açımdan sorun değil bakın. Benim açımdan sorun değil. Sorun Türkiye açısından. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda ben oturmuyorum. O oturuyor. Onun hoşgörülü olması lazım. Peki yerler değilse... Onun kendi insanını sevmesi lazım. Siz o... Onun yolsuzluk varsa üzerine yürümesi lazım. Onun devlet hazinesini soyanlara yani Beytülmer'e el uzatanlara hesap sorması lazım. Ya arkadaş sen sırtını sıvazlarsan bu nereye kadar gidecek ya? Nereye kadar gidecek? Ee, size ergen diyen Süleyman Soylu'ya bir şey söyleyecek misiniz? Sen cumhurbaşkanı olacaksın diye ergen ergen, ergen davranıyorsun diyor. <laughs> Foto roman Süleyman. Öyle mi diyorsunuz? E öyle başka ne diyeyim? Bütün kaçakçılarla fotoğrafı çıkıyor. Ne denir ona? Fotoğrafı Süleyman denir. Yani ne diyeyim ben başka? Uyuşturucu kaçakçısıyla fotoğrafı var. Gasp fotoğrafı var. Bilmem e, mafyayla fotoğrafı var. Ya arkadaş bu İçişleri Bakanı mıdır? Yoksa başka bir model midir? Aklın mantığını alamayacağı bir şey. İçişleri Bakanı. Bakın İçişleri Bakanı olacak kişinin elinde çok yetki var, valisinden emniyet müdürüne kadar, jandarmasına kadar çok yetki var. Temiz insan olması lazım, ahlaklı insan olması lazım. Televizyona çıkıp bir siyasetçi her ay 10 milyon dolar para, 10 bin dolar, 10, dolar, evet. 10 bin dolar para rüşvet alıyor dediği andan itibaren. Onu gidip savcıya bildirmiyorsa o rüşvetin ortağıdır. Bir daha söyleyeyim. O rüşvetin Gidin. ortağıdır. E başka ne olabilir? Şimdi hırsızlık yapanız, ben gördüğüm halde, bildiğim halde onu koruyorsam onun ortağıyım. Suç ortağıyım ben. İçişleri Bakanı suç ortağı. Devri sabık yaratmayacağım derken bu olayları kastetmiyorsunuz herhalde değil mi? Yani e, siyasetçiler suç içindeyse onlarla... E, e... Efendim, şöyle bakın. Kul hakkı yeğeni yüce yaradan da affetmez. Kul hakkıyla karşıma gelme diyor. Kul hakkı göndereceksin bağımsız yargıya. Bağımsız yargıya. Yani öyle bunların yaptığı gibi seçilmiş yargıya al bunu mahkum et değil. Adaletle yargılanacaklar. Adaletle yargılanacak. Varsa bir şeyi mahkumsa mahkum olacak. Berazı, Talimat vermeyeceğim olur. diyorsunuz yargı. Ama Foto Roman Süleyman'ın gerçeği bilmesi lazım. O fotoğraflardan vazgeçmesi lazım. Vazgeçmesi lazım. Kendisine alan yaratmaya çalışıyor. Alan yaratmaya çalıştıkça da batıyor. Bir öğretmeni yerde sürüklemek ne demektir Allah aşkına ya? Bir öğretmeni yerde sürüklüyorsunuz. Ben buna itiraz ediyorum. O kızıyor. Peki karakolda bir polisin yumruk atıp burnunu kıran kişi için ne yaptı Süleyman Soylu? O polisin hakkını ben savunuyorum. Ben koruyorum o polisin hakkını. O koruyamaz. İlk defa siz tweetiniz... Erdoğan değil. bir yere gittiği zaman. Ya neredeyse her metreye bir polis koyuyorlar. Her metreye. Her 500 metreye bir polis, her 100 metreye bir polis. Ya bu polisler tuvalete gidiyor mu acaba, İhtiyaçları var mı? Ya bu polislerin yemek yeme hakları var mı diye? Bunları düşünüyorlar mı ya? Robot diye bakıyorlar. Onu da düzelteceğiz. Sizin, Onu da düzelteceğiz. Sizin, sizin bu Bütün son. Bütün emniyet gücü arkadaşlarıma söylüyorum, hepsine. Hiç meraktanmayın. Az kaldı. Bunları göndereceğiz, demokratik yollarla göndereceğiz. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye bereketi, bu ülkeye tüm kamu görevlerinin ne kadar saygın olduğunu, vatanlarına, milletine ne kadar hizmet ettiklerini hepsini göstereceğiz. Sizin son tweetinizde ilginç bir dil kullandınız. Sizden çok da e, alışık olmadığımız bir öğretmenlerin hem arkasında durduğunuz hem de biraz dediniz ki bu saatten sonra da gidip o sınavlara giriyorsanız size de yazıklar olsun dediniz. Haysiyetiniz ayaklar altına alınıyor. Girmeyin, beni dinleyin. Dediniz. Evet, girmeyin. Bu çağırdan dolayı size neredeyse terörist diyorlar. E, ayaklanmaya çağırıyor diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Korkuyorlar. Sizden korkuyorlar? Yani. Korkuyorlar yani. İşin gerçeği o yani. Korkuyorlar yani. Arkadaş, bunlar devleti yönetemiyorlar. Yönetme güçleri yok, kapasiteleri yok, bilgileri yok, birikimleri yok. Çünkü bunların uzmanlık alanı talan. Soygun bunların uzmanlık alanı. Nereden, ne kadar vururum bunların uzmanlık alanı bu? Başka bir şey değil ki. Ne yaptılar Allah aşkına? Ne yaptılar? Harcadıkları kuruşun hesabını veriyorlar mı millete? Harcadıkları paranın hesabını veriyorlar ama devlet dediğiniz saydam olur ya. Devlet dediğiniz milletine hesap verir ya. Millete hesap vermeyiz diyorlar. Kibirli bunlar, kibirli. Kibir delisi bunlar. Oturduğum koltuğa herkesi küçük görmeye başladılar. Olmaz efendim, olmaz. Devlet böyle yönetilmez. Devlet ahlakla, erdemle, ferasetle, bilgiyle, birikimle yönetilir. Bunlar nerede? Devlet yönetimi nerede? Bunlar devlet nasıl soyulur? Bu konuda kimse bunların eline su dökemez. Bak onu da söyleyeyim. Hani derler ya herkesin hakkını <laughs> teslim et diye. Devleti soyma konusunda her türlü numarayı bunlarda görebilirsiniz. Hem itiraf ediyorlar ayda 10 bin dolar rüşvet alıyor diye... Hem o rüşvet alanı koruyorlar. Sizin daha söyleyecekleriniz var ama şeyin bize verilen süre Genel Merkez tarafından dolmuş. Ben evet. de devretmek durumundayım. Evet. Sizin de iletişim biriminiz var. Dolayısıyla arkadaşlarımız planlama yapmışlar. E, saat 10'u 20 geçe tamamlıyoruz. Evet. Tabii ki soracak çok e, sorumuz var. Sizin de yarım kaldı. Ben de uzun yıllardan sonra karşı karşıya geldiğim için çok soru vardı. İzleyicilerimize de özür diliyorum. Süreyi ben koymadım onu söyleyeyim. Güzel tamam. E, bir, bir sonrakinde evet, nasılsa evet. buluşuruz diye. Tamam. Size çok teşekkür ediyorum. Bu yoğunluk içerisinde e, geldiniz. şey neydi? Onunla bitirelim isterseniz. E, mor çay. E, hangi? Mor Reyhan çayı. Mor reyhan ee, çayı. Arapkir Belediye'miz çok güzel e, bir mor reyhan çayı üretiyor. Güzel ambalajı var, paketliyor ve bunu e, piyasada talep edenlere satıyor. Reyhan bahçeleri var. Dolayısıyla insanlar Arapkir kazanıyor. Çok keyifli bir çay. O zaman içsinler. Ben onu çok ee, beğendim içtim. Evet, ee, evet. Çiftçiyle... Ben de gelen bütün dostlarıma mor reyhan çayını da ikram ediyorum. Ben iki tane içtim. Ee, çok Keçi güzel. boynuzu çayını da ikram ediyorum. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli dostlar, çok sorumuz olduğunu biliyorum. Ben sabah 75 5 geçen uçağıyla İstanbul'a geleceğim. Ve yarın Kemal Bey ile konuştuklarımızın bendeki izlenimlerini size anlatacağım. Sayın Genel Başkan'la dediğim gibi önceden hiçbir hazırlık yapmadık. Her şeyi söyleyebilirler Sayın Kılıçdaroğlu'na eleştiri evet. olarak. Ama gazetecilerden soru istiyor diyemezler. Orada hakkınızı evet. teslim etmem evet. gerekiyor. Buradan da bir çağrı yapmak istiyorum. Eğer mümkünse... Bütün genel başkanlar gelsinler konuşalım, bakanlar gelsinler konuşalım. Sorulardan korkmayın, gazeteciler de kamu görevi yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na ve bizi burada ağırlayan bütün emekçi dostlarımıza Bari teşekkür ederim. Bari olmadığını da söyle Enver Bey. Yok zaten sorular <laughs> yok. yok, evet. Evet, evet. Sayın Kılıçdaroğlu evet. ama siz hiç kullanmadınız. Kullandınız evet, evet, mı hiç? Yok, hayır. Kullan... Evet. Metinleri yazan yok değil mi hiç? Evet. Ee, dolayısıyla promptersiz yaptık, akan evet, yazı yok yani. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum, çok teşekkür ederim. Yarın sabah görüşmek üzere.